Kıymet Hanım. Bir daha gelmezsin sanıyordum. Dedim ben sana. Sana dedim ben. Dün bir bugün iki. Faruk işi çözmüş. Kardeş olduğumuzu öğrenmiş. Nasıl? Zehir Hafiye çözmüş her şeyi. Peki sen ne masal anlattın teyzeciğim? Ne anlatacağım? Hiç. Reyhan'la küstük dedim. Aile meselesi dedim. Onların tek derdi beni huzursuz etmek dedim. E tamam, çok güzel çözmüşsün işte. Doğru, aynen böyle. Ya inanmadıysa? Ya işin peşini bırakmazsa? Seninle kardeş olduğunu öğrendiği an cümle aleme rezil olur. En çok da siz zarar görürsünüz. Adem. Adem, ne olursun geri dönün. Yol yakınken geldiğiniz yere geri dönün. Vallahi zarar görecekler düşünsün. Hadi bakalım. Sen de gün aşırı bize gelip hadi gidin hadi gidin deme Hacı Cavcav. Gelip bir kahvemizi iç, başımızın üstünde yerin var. Hadi bakalım. Merak etme. Hem böylesi çok daha iyi olur. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sihirbaz şapkam benim. Devamlı tavşan çıkartıyor. Ne güzel şarkı söylüyorsun sen. Yok be, ne anlarım ben şarkı söylemekten. Çocuğu eğlendiriyordum ya. Hadi canım, bana söylemiyorsun bile. Müzisyen sevgilinim ben senin. Sana söylemediğim daha neler var, bilsen. Aa, sen de bana şakayla karışık laf iteliyorsun gibi geliyor mu? Ya aşkım, böyle sürprizli adamım işte, kötü mü? Hı. Bak, önümüze daha bir sürü yıllar var. Birbirimizi tanıyacağız, böyle böyle. Bu arada akşam geç kalma, tamam mı? Annem bu beşik olayından dolayı hala üzgün. Akşamdan beri de halsiz. Germeyelim ortalığı. Tamam sevgilim, merak etme, yoklamada ben oradayım. Hitti rof ara. Geç kalmadım değil mi? Yok. Yani biz çok eğlendik. Hadi Enişciğim. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam tamam. Bir sorun çıktı mı? Yok, çıkmadı. Güzel. Yani biz Londra'dan geldik de Emir birazcık uyum sorunu yaşıyor şu ara. İnsanlarla iletişim kurmakta biraz zorlanıyor. O yüzden çok şaşırdım söylediğinize. Ama sevindim. Siz merak etmeyin, biz kırarız onun kabuğunu. Bundan sonra bana emanet. Oy kuzum. Yine geleceğiz. Tamam gelin. Beklerim yine. Hadi canım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bade. Şey diyeceğim. Ne zamandır seni isteyen biri var. Çarşıdan. Kadir Bey. İyi düzgün bir adam. İşi de iyi. Dükkan da kendinin. Bir de... ufak bir çocuğu var.
Başka yere çalışmaya gönderseydiniz ya abla. Keşke bana laf bıraksaydın da. Ben de konuşabilseydim kızım. Ha Bade, Asiye odanıza çıktı, gelirken su getirsin dedi. Ben yıkasaydım ya abla. Yok yok. Zaten nasıl gelecek şimdi? Bir zencefil kaynatacağım. Sen çık, susuz bırakma kızı. Ne oldu? Hayırdır beni böyle acele çağırdın? Ders bir şey yok inşallah. Yok, bu geçenki mevzu var ya, onu bir daha konuşalım dedim. Yakıt meselesi. Ciddi misin sen? Yani o kadar değil. İşin işleyişine karışma. O yüzden o teklifini pas geçiyorum. Ama ikinci dediğine gelirsek, yani yakıtları senden alırsak, karım ne? 1'e 3 fatura ederim. İçki mi? Ne, araçta rezervleri var mı? 1 yakıt. Yok canım yok. Temiz yakıt. Yani bir ihbar olsa bile yakalanma ihtimalin 0. Eminim zaten yani. Olsa da yani şirket sana normali fatura ediyor. Kaynağı ne bileceksin? Kılçıksız temiz para. Değil mi ya? Bakalım. Efendim hayatım. Ama işe diye gittin, beni eve erken çağırdın, sonra da ortadan kayboldun. Olaylar böyle gelişti değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Biraz gerildik galiba. Faruk, soruya soruyla karşılık verme. Hayatım, işlerim uzadı. Sen beni bu gece bekleme. Sevgilim, ne demek beni bekleme ya? Yarın okulun açılışı var. Ben ölüyorum heyecandan. Sığamıyorum hiçbir yere. Karnımdaki kelebekler uçuşuyor. Nasıl seni beklemeyeyim? Gerçekten mi? Şu an kapatmam lazım. Daha sonra konuşuruz. Ne demek? Ay, yüzüme kapattı ya. Ay, niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Okul uçurum diye mi yapıyor? Ne yapıyor? Ya Rabbim sen gönülsün, durdur geçen zamanı, kulların gülsün. Bütün saatler dursun, dert rüzgarları sussun. Aşk güneşi baktıma gülerek doğsun. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrüm bahardır. Bırak sarhoş olalım, meyler aşk şarabıdır. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrüm bahardır. Bırak sarhoş olalım, içtiğim aşk.
aşk şarabıdır. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, ya sen beni delirtecek misin adam? Gelmeyeceksin diye çok korktum. Ya karımın yarın en mutlu günü ben unutacağım abla. Aklın alıyor mu senin bunu ya? Ha? Şimdi bak Orhan abi ne diyor? Mevsim bahar olunca. Şimdi mevsim nasıl bahar oluyor abla? Benim anladığım diyor ki al karını. Çık yukarı. Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel. Ay. Ne ay? İstemiyorum. İçeceksin. Lütfen. Begüm, içine ata ata bu hale geldin biliyorsun. Şimdi içeceksin. Of. Hem asıl elini boşaltmaya daha başlamadın. Emir çok uzun süreden sonra ilk defa bir yabancıyla bu kadar iyi anlaştı. Faruk oğlum olursa adını Emir koyacağım demiş ona da. Yüzleşmeye en zor yerinden başlayacaksın Begüm. Açılışta karşısına çıkmak istediğine emin misin? Benim yapamadıklarımı şartlar zorluyor hep. Zaten Levent Hoca şu yeni tedaviyi bir an önce denemek istiyorum dedi. Bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu ne ya? Bu içilmez ya. İçeceksin Begüm. Ne oldu? Gizem adamı gece gece canın yarış mı çekti? Aklımda bir davet var ama yarış değil. Gel. Ne çok gerildim ben şu anda. Bütün prodüksiyon benim için mi? Hızına sağlık gel. İlk görüşte bana nal toplatırken rüzgarın çarptıysa demek ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Seni tebrik ediyorum. Benim böyle ağzımı kitlemek zordur. Sen de her riski göz alıp rüzgar iliklerinde esede esede yaşamak istemiyor musun hayat? Yarışa davet eder gibi çıkma teklif yani. Öyle mi? Sen o kaskı çıkardığında ben sana teklif ettim zaten. Haberin yoktu sadece. Bu bana ilk defa oluyor.
Tamam, yarınımı bilmiyorum belki. Ama kim bilebilir ki? Ben bugün hissettiğim şeyin peşinden gitmek istiyorum. Tıpkı mumları takip etmek gibi. Motora atlayıp bilinmeze gitmek gibi. Sen de peşinden gidilecek duygular hissediyor musun bana karşı? Yani şimdi sen öyle Romeo gibi anlatınca... Evet. Oh be. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Akşama içli köfte yaptırırsın. Hı hı. Hazır ben yokken de şu görüşmeyi yaptırıver Bade Hanım'a. Bebek odası için şeyler gelecek, boyacılar gelecek. Ben talimatlarını verdim. Hı hı. Siz ilgilenin. Anne. Daha açılışa var. Sen nereye? İstanbul'a vakıf toplantısı var. Anne sen vakfın başkanısın. Başka bir tarihe ertelesenize. Bugün kızların açılışı var. Programı aylık yapıyorlar. Ne yapayım ben? Anne yardımcın vekalet etsin. Kız ortak orayı biliyorsun. Selam söylersin. Hiç istemediğim bir şeye alkış tutup stres mi yapayım? Kafamı dağıtıyorum işte. Ne dedi doktor? Anne, kız doğuma kadar aktif çalışmayacak. Bunu sana kaç kere söyleyeceğim. İyi işte bir şey demiyorum. Hayırlısı olsun. Çok istiyorsan benim adıma bir çiçek gönderiver. Nurgül benim ilacımı koydun değil mi? Koydum. Hı. Kabakları oldu. Aş. Gelsin. Hayır, hayır Nazif, hayır. Gülistan Allah aşkına ben bir saattir bunu bekliyorum ama ya. Ablam zaten kalabalığa gidecek. Gelen giden çok olur. Ya aşk olsun nasıl? İki tane poğaç aldı gözünüze battı yani. Aa bırak artık. Hadi ya, tamam doymadın. Doymadı çık dışarı. Tamam, tamam. Hayır, zaten onlar yemek şirketiyle anlaşmış. Bu bizim yaptığımız jest yani. Çekil Nazif, çıktın üstüme çekil. Abla. Abla. Bak Esmanlı dediyse koş koş bir elden yaptık. Hadi gel inadetle gidelim şu müzik okulunu görelim ha. Hem bir daha ne zaman göreceğiz? Ben çok merak ediyorum ya. İçli köfte sipariş etti giderken. Ne? Vallahi biz gidemeyelim diye aklına ne kadar zor şey varsa gelmiş düşesin. Siz gidin ben yaparım. Aa ben yaptım. Geçen gün yaptım. Dolu dolu var buzlukta. Yeni yaptık deriz sonra yedekleriz. Olmaz mı? Abla sen de git ben evdeyim zaten. Yok yok. Sonra bir ton laf eder. Lazım değil bana. Gitmeyin dedi mi? Demedi. Hem her şey yaptıktan sonra ne diyecek? Hem Faruk Bey'in karısı çağırmış, davet etmiş. Gitmezsek çok büyük saygısızlık olur yani. Yani biz her şekilde laf işiteceğiz zaten.
Ben de kalırım Bade'yle. Allah Allah. Birini ikna ediyorum, biri başlıyor. Hadi hadi. Biz önce işleri yetiştirelim de sonra karar veririz kim gidecek, kim kalacak. Hadi. Çok suçlu hissediyorum ya. Hiç içime sinmiyor seni böyle yalnız göndermek. Pelincim, her şeyi senin üstüne yıktım zaten. Daha ne yapacaksın benim için? Bana bak. Hı. Söz ver bana, bu sefer konuşmadan dönmek yok. Ne olursa olsun. Sen merak etme beni. Teşekkür ederim. Sevgilim. Aşkım. Nasılsın aşkım? İyiyim. Ay, romantik sevgilim. Nasıl, güzel olmuş mu? Hı? Ya benim sevgilim yapardı, kötü olur mu? Az önce seni gördüm yine ceylan gibi seke seke dolaşıyordu. Ya sevgilim, bir şey yapmıyorum. Sadece balonları koydum. Zaten Dilara korkusuna hiçbir şey elimi sürdürmüyor. Ayrıca zaten ben doğuma 100 kilo falan gideceğim böyle bu hareketsizlikten. Ben anlamam. Ben onu bunu bilmem. Bebeğimizi yormuyorsun, iyi bakıyorsun. Tamam mı güzelim? Ya bakıyorum, vallahi bakıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim gelmene. Ben söz verdim mi gelirim. Çiçeği etmemişim de kendim gelmiş. Dilara mı çağırdın? Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Gözüme bak. Hadi gel, seni bizimkilerle tanıştırayım ben. Necai. Merhaba. Merhaba. Bade, ben senin bu halini hiç beğenmedim. Hazır evde kimse yokken kalayım ben de. Yerendik edelim mi? Yok, sen git abla. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Uyurum, dinlenirim. Olur mu? Git sen. Emin misin? Her şey geçici güzelim, her şey. Ne demişler bak. Akarsu çöp tutmazmış. Yeter ki sen bırak. Bırak aksın gitsin. Asi, nerede kaldın? Hadi gitsin. Thank you.
Merhaba Fikret. Merhabalar. Burası da pek ucuz bir yere benzemiyor yani. Dilara kredi çekmiş. Güya. Merak etme. Bundan sonra para için kimseye hesap vermeyeceğiz. Ne yani şimdi Süreyya abla da mı çalışacak? Ona hiçbir kural işlemiyor bakıyorum. Merhaba. Günaydın, hoş geldiniz. Ben biraz erken geldim. Bir sakıncası yoktur Şal. Benim bir çok acil işim var, gitmem lazım. Ben sizi şöyle alayım. Buyurun. Buyurun. Evet, ne diyorsunuz fiyat için? O gerdanlık paha biçilmezdir Senem Hanım. Faruk abim, Zeynep. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Faruk abim, merhaba. Süreyya'da o gece olmayan yengem. Olmayan. Süreyya'ya bakayım şimdi. Evet ya, yaptım bir şeyler. Bakalım nasıl olacak. Bu da çok güzel bu arada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi sen de ben bari 2000'in kızı ne işte ya. Lan sen kendini benimle mi kıyaslıyorsun? Benim yaşım neredeyse senin iki katı. Bak. Üniversiteyi bitirmeden, işin gücünü kurmadan ciddi ilişki yasak. Tamam mı? Oğlum sana hayatını yaşama diyen yok. Sadece elini tuttuğun herkesi aile ortamına sokma. Flörtlerinle annemin yüreğini hoplatma. Bak buna izin verme. Tamam mı? Sen evlenmeye karar ver. Herkesin önce ben senin yanımda. Anladın? Hadi. Abi, bir dakika diyorsun. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Osman hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Aa, bana mı? Çam sakızı çoban armağanı. Çam sakızı. Ay inanmıyorum, çok güzel. Osman bu çok güzel. Ama sen yapmadın değil mi? Sen... İnanmıyorum, sen mi yaptın? Ya teşekkür ederim. Vay be. İşte benim kardeşim böyle incedir. Helal sana, ben bunu asacak yer ararım içeride. Tamam. Demek o yüzden günlerdir biz senin odana giremiyoruz. Ha? İnanamıyorum sana, onu da mı yapıyorum sana? Ah dur, geliyorum hemen. Ah merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Emir yok mu? Yok, biraz rahatsızlandı. Ne
Begüm Hanım, Faruk. Merhaba. Merhaba. Sizi burada görmek büyük bir sürpriz oldu. Benim için de sürpriz oldu geri dönmek. Siz tanışıyor musunuz? Evet, evet. Begüm Hanım bir süre burada yaşadı. Bir anda da ortadan kayboldu, gitti. Tayiniz çıktı galiba. Ben uzun süredir görmüyorum çünkü sizi. Öyle gerekti. Ne güzelmiş ya. Burada herkes birbirini tanıyor. Sevgilim, Begüm Hanım Londra'daymış. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Benim videoyu çeken hanımefendi vardı ya. Göl yazıdaki. Begüm Hanım. İlginç. Ya aslında ilginç değil. Bayağı talihsiz bir durum. Çünkü beynini yedim. Rica ederim. Ne demek? Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Oldun tabii. Olmaz mısın? Asıl daha da ilginç bir şey var. Begüm Hanım. Süreyya, bak kim geldi. Ay sevgilim, hemen geliyorum. Hocam gelmiş çünkü. Siz zaten tanışıyorsunuz. Hocam. Demek öyle gerekti ha. Kaç nesillik aile yadigarımı? Dokunmaya kıyamadığımı çalıyorsun ve açıklaman var, öyle mi? Hı? Yani aslında benim için çalmak değildi yani. Kes sesini, kes. Senin ucuz yalanlarını dinlemeye gelmedim ben buraya. Ben bu saçları değirmende ağartmadım Senem Hanım. Daha bugüne kadar hiç kimse hakkında yanılmadım. Siz de yanılmadınız. Siz derken Süreyya bu işin dışında tutalım. Seni şimdi polise versem ne olur? Çok kötü şeyler olur. Ama merak etme. Konakta yaşamaya devam edeceksin. Hiç kimse bir şey bilmeyecek. Yani gerçekten. Bir şartla. Neymiş o şart? Tebrik ederim. Asıl ben seni tebrik ederim. Cesaretin, zamanlama. Hayran kaldım. Ben yıllardır senin hakkında o kadar çok varsayımda bulundum ki. O kadar çıkarcı olabileceğin aklımın ucundan bile geçmedi Begüm. Hem ne zaman ben senin hakkında yanılmadım ki, değil mi? Faruk, ben... Benim amacım senin karını... Yapma, yapma. Bugün karımın en özel günü. Onu mahvetmene asla izin vermeyeceğim Begüm. En azından onun için güzel geçsin. Bütün bunları hesapladığımı mı düşünüyorsun? Ben senin hakkında bir şeyler düşünmeyi yıllar önce bıraktım. Hayır, şimdi niçin? Faruk, şu anda burada bulunmak benim için de çok zor. Bir müsaade edersen anlatacağım. Kendimi tutmak için o kadar çok zorlanıyorum ki şu an. Hiç sırası değil, tamam mı? Tek kelime etme. Yarın bütün gün hastanedeyim. Bu kadar önemli olmasa gelmez. Lütfen hastaneye gel, konuşalım, tamam mı? Sevgilim. Aşkım, herkes çok beğendi. Bayıldı millet buraya. Gelsenize bu tarafa geçelim, bir tanıştırayım sizi. Benim acilen gitmem gerekiyor. Çok acil bir vaka varmış. Öyle mi? Evet, görüşmek üzere. Geçireyim ben sizi. Geliyorum sevgilim. Abi nereden çıktın böyle pat diye? Ne dedi ki abi?
Ne bileyim ben, burada onu mu konuşturtacaktı? Ya adam daha ne diyecek? Geldi, göründü, ben buradayım dedi, gitti. Ne desin yani? Kesin dedikçe siz de hala uzatıyorsunuz, kesin. Sevgilim. Hocam, Faruk. Merhaba. Memnun oldum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Fena tutulmuş, hayırlı işler. Vay arkadaş ya. Harbi harbi burnumuzun dibindeymiş ha. Ne demek burnumuzun dibindeymiş? Ha şey, ya Faruk ben gördüm sandım demişti de, ben benzetti sanmıştım. Abi bu kadar sinirlenecek ne var? Kaç yıl önce bitmiş dava değil mi? Oğlum ilk aşk bu, ilk aşk. Öyle sönse de gözü kalıyor işler. Canım? Ne konuşuyorsunuz siz, ben gelince dağıldınız? Yok öyle bir ilk aşklardan açıldı da mevzu ondan. Aa, nereden çıkmış ilk aşk meselesi? Bir attı herhalde ya, bilmiyorum şimdi, hatırlamadım. Ama ben dedim ki onlara, neyse ki ben ilk aşkımla evlenecek kadar şanslıyım. Faruk'la Süreyya'nın yanında olan o hanım kimdi? Ben çıkaramadım. Ha, ben de bilmiyorum. Yani ilk defa gördüm. İnkar ederim. İftira ederim. Senin zekanın sınırları benim gücümün sınırlarını idrak etmeye yetmiyor. Anlıyorum. Zaten beklemiyorum da. Ben de bu söylediklerini anlatırım Fuara. Kayıtların gerisine bak derim. Aç bak izle, annenin teklifini gör derim. Daha ben şu kapıdan çıkmadan o kayıttaki gereksiz kısımlar temizlenir. Anlaşılan sana ilkokul 2 seviyesinde muamele yapmak gerekiyor. O olsun, tamam. Kayıtsız olsun. Ne fark eder olsun. Bana bak Senem Hanım. Sen şu takkeni önüne koy da bir düşün. Belli ki vaktiyle herzeleri yemişsin hesapsız kitapsız. Artık nelerse onlar. Bu içinde bulunduğun sıkıntıdan en az sıyrıkla kurtulman için sana bir teklif yaptım. Akşama kadar da mühlet. Mustafa, biz bugün vakıf toplantısındaydık. Başka hiçbir yere de uğramadık. Tek bir kişi bile aksini bilmeyecek. Nurgül dahil. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biz bugün çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Sesimin titremesinden belli oluyordur. Ben konuşmamı unuttum. Süreyya, ben topu sana atacağım. Ben yapamayacağım. Çünkü ortaklık bunu gerektirir. Bravo. Görmüş olduğunuz okul bizim konservatuardan beri en büyük hayalimiz. Çünkü biz çocukların ruhlarına müzikle dokunmak istiyoruz. Çünkü bizce müzik güzelleştiren ve iyileştiren bir şey. Hani deriz ya, müzik ruhun gıdasıdır diye. Çocukların hayatlarını bu gıdayla ne kadar erken tanıştırırsak o kadar iyi bizim için.
Çünkü umutla büyüyen bir insan umudunu çoğaltır. Ay hormonlar geldi. Teşekkür ederim sevgili eşime, yol arkadaşıma ve hepinize. İyi ki geldiniz. Bravo. Nasılsın Engin? Sen nasılsın abi? Sakinledin mi biraz? Ha, hem de çok. Akif şimdi değil. Tamam, sonra. Sonra. Ne sonra? Ya buraya iş getirmeye çalışıyor. Sustum ben, kaçtım. Ama ben kabul etmiyorum tabii ki. Bugün karımın güzel bir günü var. Onu kutluyoruz. Ya sevgilim, aşırı heyecanlıydım. Saçmaladın mı? Bilmem. Ben sana bakmaktan dediğini duymadım valla. Yaparız. Sen de böyle her seferinde aklımı başımdan alma. Teşekkür ederim. Merhaba. Yine kaçtın deme bir gün, gözünü seveyim. Öyle bir karşılaştık ki keşke kaçabilseydim. Ne oldu? Süreyya bizi tanıştırdı. Çok kalabalıktı, konuşamadık tabii ki. Yarın hastaneye gelecek Faruk. Öyle konuşacağız. İyi bari. Benim onların huzurunu kaçırmak için bir anda ortaya çıktığımı falan düşündü. Hayret bir şey ya. Asıl onun huzurunu kaçırmamak için çektin ne çektiysen. Canım o ne bilsin. Of Begüm. O kadar güzeller ki. Gerçi onların mutluluğuna emir için sevinmem gerekir ama. Ben bir elim yüzümü yıkayayım.